Merhaba arkadaşlar. Eğitim psikolojisi dersi için hazırladığımız bu programda zeka ve gelişiminden söz edeceğiz. Program içinde farklı perspektiflerden zekayı ve zeka kuramlarını kısaca ele alacağız. Zekanın gelişimini etkileyen faktörlere ve kuşaklar arası zeka farklarına değineceğiz. Arkadaşlar Kimilerine göre zeka soyut düşünebilme kapasitesi, kimilerine göre çevreye adapte olabilme yeteneği, kimilerine göre problem çözme yeteneği, kimilerine göre ise deneyimden öğrenebilme kapasitesidir. Bu farklılık alanda öncül isimlerin yaptığı tanımlarda da göze çarpmaktadır. Burada zekanın anlamı itibariyle bireyden bireye, disiplinden disipline ve toplumdan topluma değişkenlik gösterdiğini söyleyelim. Ortaklaşa bir tanım olmamasının bir nedeni de budur. İnsan zekası konusunda bilimsel araştırmaların çok eskilere dayansa da gerçek anlamda 19. yüzyılın ikinci yarısında Sir Francis Galton'ın araştırmalarıyla başladığını söyleyebiliriz. Galton, Darwin'in kuzenidir. Dolayısıyla yaptığı araştırmalarda ondan etkilendiğini görürüz. Galton, dahiliğin aileden çocuklara geçtiğini saptamıştır. Bu açıdan baktığımızda ona göre zekanın ve dahiliğin üzerinde kalıtımın etkisi büyüktür. Ona göre yüksek zeka ile duyusal ayırt edicilik arasında bir bağlantı olduğundan zekayı ölçmek için de ayırt edicilik testlerinden yararlanılır. Alfred Binet ise Galton'un zeka ölçme yöntemine karşı çıkmıştır. Ona göre zeka çok daha karmaşık bir yapıdır. Zeka sadece bilişsel becerilerin ölçülmesiyle anlaşılamaz. Aksine zeka karmaşık zihinsel işlevlerin çalışmasıyla ortaya konulabilir. Bireysel farklılıklara da önem veren Bine, geliştirmiş olduğu zeka testine ise Bine Simon Zeka Testi ismini vermiştir. Arkadaşlar bu zeka testinin birçok testin geliştirilmesinde temel olarak alındığını söyleyelim. Yeri gelmişken kısaca zeka testlerinden söz edelim zeka testlerinin ortaya çıkışından itibaren sosyal olarak büyük etkiler yarattığı söylenebilir. Bu testler okullarda başarısız olabilecek öğrencileri, yetersiz kalabilecek zihinsel engelli çocukları, üstün zekalıları ve işe alınacak nitelikli elemanları seçmede yıllardır kullanılmakta. Elbette bu testlerin çok önemli bilişsel kapasiteleri ölçüyor, ölçüyor olmalarına rağmen bireyin tüm zihinsel fonksiyonlarını tam ve doğru olarak ölçtüğünü ileri sürmek doğru olmaz. Şimdi zeka kuramlarından söz edelim. Alanda geliştirilen tüm kuramlardan söz etmeyeceğiz. Önemli görülenlere kısaca değineceğiz. İlk olarak genel zeka kuramıyla başlayalım. Spearman zeka ile ilgili bireysel farklılıkları anlayabilmek için duyusal ayırt edebilme kapasitesini ve bunun akademik performansla ilişkisini araştırmıştır. Yaptığı çalışmalarda duyusal tepki becerileriyle performans arasında ilişki saptamıştır. Zihinsel kapasitelerin veya yeteneklerin tamamına etki eden genel zihinsel bir yeteneğin olması gerektiğini iddia etmiştir. Bu ortak paydayı da genel zeka G olarak isimlendirmiştir. Sonra zihinsel kapasitelere etki eden başka değişkenleri de belirtmiş ve bunlara da özel faktör S adını vermiştir. Böylelikle iki faktör kuramı olarak da adlandırdığımız genel zeka kuramı ortaya çıkmıştır. Söz edeceğimiz ikinci kuram da birincil zihinsel yetenekler kuramı. Thurston öncüllerinin çalışmalarından da faydalanarak yeni bir istatistiksel analiz yöntemi geliştirmiştir. Yapmış olduğu analizlerde bireysel performansların farklı testlerde son derece değişkenlik gösterdiğini tespit etmiştir. Bu değişkenlerin 7 faktörde toplandığını bulmuştur bu sonuçlar bağlamında 7 farklı zihinsel yeteneğin olduğunu iddia etmiş ve birincil zihinsel yetenekler kuramı olarak bildiğimiz kuramı geliştirmiştir. Bu yedi yetenek sözcük akıcılığı, sözel kavrama, sayısal yetenek, tümden gelim, bellek, görsel algı ve algısal hızdır. Üçüncü olarak akıcı zeka ve kristalize zeka kuramını ele alalım. Kettle genel zekanın hem kalıtım hem de yaşamla ortaya çıkan boyutlarının olduğunu iddia etmiştir. Zekanın kalıtımla ilgili boyutunu akıcı zeka olarak, yaşamla ilgili boyutunu da kristalize zeka olarak adlandırmıştır. Üç katmanlı zeka kuramında ise Carroll zekanın üç katmandan oluştuğunu iddia etmiştir üçüncü katmanda genel zeka yer almaktadır. Bunun tüm zihinsel aktiviteleri etkileyen genel bir kapasite olduğunu söyleyebiliriz. İkinci katmanda ise 8 yetenek türü söz konusudur. Bunlar akıcı zeka, kristalize zeka, genel bellek ve öğrenme, genel görsel algı, genel işitsel algı, genel geri çağrışım yeteneği, genel bilişsel hız ve işlem hızıdır. Birinci katmanda ise ikinci tabakadaki yeteneklerin daha dar beceriler olarak yer aldığını söyleyebiliriz. Çoklu zeka kuramını geliştiren Gardner'a göre ise zeka bilişsel alanlara göre çeşitlilik gösterir. Doğal olarak bir kişinin bir alandaki yetenek düzeyinin başka alanlardaki yetenek düzeyleriyle örtüştüğünü söyleyemeyiz. Bu görüşleri çerçevesinde Gardner 8 zeka türü olduğunu söyler. Bunlar dilsel, mantıksal, matematiksel, görsel, uzamsal, müziksel, bedensel kinestetik, sosyal, içsel ve doğacı zekadır. Son olarak da başarılı zeka kuramından söz edelim. Sternberg'e göre zeka kendini çevreye uyum sağlayabilme, çevreyi değiştirebilme ve uygun çevreyi seçebilme davranışlarında gösterir. Kurama göre analitik, yaratıcı ve pratik zeka olmak üzere 3 tür vardır. Günlük hayatımızda üçünü de kullanırız. Yine bu kurama göre eğer bu üç türden en az birinde iyi olursak veya bunlar arasında iyi bir denge kurarsak başarılı bir hayat sürebiliriz. Evet arkadaşlar. Zeka kuramlarının bazılarını kısaca ele almış olduk. Şimdi de bireyler arası zeka farkından söz edelim. Bireyler arası zeka farkının bir kısmının kalıtsal, bir kısmınınsa çevresel farklılıklara ilişkisi vardır. Bireysel farklılıklarımızın önemli bir kısmının temeli genetik kodlarda yatar. Çoğumuz zihinsel kodlamalar da dahil olmak üzere farklı genetik donanımlarla dünyaya geliriz. İşte bu yüzden zeka düzeyi kişiden kişiye büyük değişkenlik gösterir. Bu değişkenliğin önemli bir kısmı bireyler arası genetik farklarla ilişkilidir. Yine de genlerin ya da kalıtımın bireysel zeka farklarının oluşumuna ne denli etkide bulunduğu kesin rakamlarla açıklanamaz. Öte yandan çevre de genlerle etkileşime girerek zeka gelişimi üzerinde katlayıcı etki yaratmaktadır. Bu çevresel faktörlere ise eğitim, okul, ailenin, toplumun veya ülkenin sosyoekonomik durumu ve beslenme gibi kalıtımsal olmayan çevresel faktörleri örnek verebiliriz. Dilerseniz son olarak kısaca küresel zeka artışından bahsedelim. Dünya nüfusunun zeka testleriyle ölçülen ortalama zeka düzeyine baktığımızda 20. yüzyılda hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu bize bir kuşağın bir sonraki kuşaktan daha zeki olduğunu gösteriyor. Peki neden? Küresel zeka düzeyindeki artışın yaşam standartlarındaki gelişimle paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Elbette bilişsel uyaranlardaki gelişim, eğitim düzeyindeki artış Okullaşma oranındaki artış, beslenme kalitesindeki yükseliş, başarı ve yetenek testlerinin kullanımının artışı, tıp ve eczacılıktaki yeni olanaklar, seçici evlilikler gibi nedenler bu artışta etkilidir. Evet arkadaşlar. Böylece eğitim psikolojisi dersi için hazırladığımız programın sonuna geldik. Bu programda genel olarak zeka ve gelişimi üzerinde durduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.